Bizler Kelime-i Tevhid'in tefsiri adlı kıymetli Risale'nin şerhini okumaya devam ediyoruz. Bu Risale'nin Kelime-i Tevhid'in tefsiriyle alakalı, açıklamasıyla alakalı olduğunu daha önceden beyan ettik. Ve bir bölümünü de bir girizgah, bir giriş, bir mukaddime yaparak işlemiş bulunuyoruz. Bu hafta kaldığımız yerden Allah nasip ederse bizlere devam edeceğiz. Bu kelimenin kelimetü takva, kelime-i tevhidin kelime-i takva olduğunu, urvetul vuska olduğunu, İbrahim Aleyhisselam'ın kendi akabinde, kendi zürriyetine bıraktığı bir kelime olduğunu beyan etmiş, açıklamıştık. Müellif Rahimahullah diyor ki devamında kitabın ilgili bölümünde وَلَيْسَ الْمُرَادُ قَوْلَهَا بِاللِّسَانِ Kelime-i Tevhid'i La ilahe illallah sadece dil ile söylemek murad olunan değildir. Kuldan istenen bunu sadece dil ile söylemesi değildir. مَعَ الْجَهْلِ بِمَعْنَاهَا Manasını bilmeden, anlamını bilmeden. Yani bu kelime-i tevhid muhakkak ve muhakkak manasıyla, anlamıyla bilinmesi gereken bir kelimedir. Eğer manasıyla ve anlamıyla söylenirse La ilahe illallah ile ilgili verilen müjdelere sahibi kişi nail olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem فَاِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ يَبْتَغِي بِذَٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ diyor. Kim Allah'ın yüzünü arzulayarak, ihlas ile, samimiyetle, Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah derse, La ilahe illallah söylerse, Allah o kimsenin yüzünü ateşe haram kılar. Yani cehenneme haram kılar. Demek ki bu kelime, kelime-i tevhid, sadece dil ile söylemek değil, dille söylemekle birlikte bazı şartlar ve esaslar göz önünde bulundurularak, manası bilinerek söylenmesi gereken bir kelime. Devamlı müellif diyor ki, فَاِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ يَقُولُونَ وَهُمْ تَحْتَ الْكُفَّارِ Münafıklar da bu kelimeyi söylüyorlardı. La ilahe illallah. Değil mi? اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُولُ Münafıkla sana geldiğinde şahitlik eder ki sen Allah'ın Resulüsün. Yani münafıklar dilleriyle La ilahe illallah'ı söylüyorlar. Kelime-i şehadeti getiriyorlar. Buna rağmen onlar kıyamette, cehennemde kafirlerden bu kelimeyi diliyle söylemeyenlerden daha da alt bir tabakada olacaklar. Allah-u Teala buyuruyor ki اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ Münafıklar cehennemde, cehennemin en altındadırlar. Yani düşünün, normal bir mantıkla yaklaşsak, birisi var ki hiçbir şey yerine getirmiyor, birisi var ki bir kısmını yerine getiriyor gibi gözüküyor. Normalde bu bir kısmını yerine getiriyor gibi gözüken, hiç söylemeyene göre daha iyi durumda gözükür, bilinir ama kelime-i tevhid de böyle değil arkadaşlar. Kelime-i tevhid manası olan, bazı şartları olan bir kelime. Bunu sadece dille söylemek sahibine fayda vermez. Verseydi dille telaffuz etmek, ağzın içinde dili kıpırdatarak bu kelimeyi telaffuz etmek fayda verseydi kime fayda verecekti? Münafıklara fayda verecekti. Neşhedü inneke de Resulullah diyor adamlar. Şahitlik ederiz ki, şehadet ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün diyorlar. Vallahu ya'lemu innel münafıkine mekâzibun. Allah biliyor ki münafıklar yalancıların ta kendisidir. Müellif de buna burada işaret ediyor. وَمَعَ كَوْنِهِمْ يُصَلُّونَ وَتَصَدَّقُونَ Ve münafıklar yeri geliyor namaza geliyorlar. Namaz da kılıyorlar. Tasadduk ediyorlar. Para da harcıyorlar. Sadaka da veriyorlar. Ama bu kelimeyi manasıyla bilip kalpte ikrar etmedikleri sürece onlara bu kelime dille söylemek bir fayda vermiyor. Muhakkak bu kelimenin anlamıyla birlikte söylenmesi gerekir.
şartları bilinerek gereğince amel edilmesi gerekir. Bu kelimenin bizler daha önceki derslerimizde kelime-i tevhidin manasını söylerken demiştik ki bu kelime iki rükünden oluşuyor. Birincisi nefi, diğeri ispat. La ilahe uluhiyeti inkar ediyoruz. İbadet edilecek bütün ilahları inkar ediyoruz. İllallah ibadetin yalnızca Allah'a yapılması gerektiğini söylüyoruz. La ilahe illallah'ın iki rükünün olduğunu söyledik. Bugün ise inşallah sizlere La ilahe illallah'ın şartlarından bahsedeceğiz. İlim ehlinin çoğu La ilahe illallah'ın şartlarını zikrederken 7 tane şartı olduğunu söylüyorlar. Hatta bunu bir beyitte birleştirmişler. Diyorlar ki İlmun, yakinun ve ihlasun ve sıdkuke ma'a mehabbetin ve enkiyadun vel kabulü leha. Nedir? İlim. Sonra yakin. Sonra ihlas. Sonra sıdk. Samimiyetle, sıdk ile, doğrulukla bunu söylemek. Muhabbetin sevgiyle söylemek. Severek söylemek, sevmek. Ve enkiyadun inkiyad boyun eğmek, itaat etmek. Vel kabulü leha ve bu kelimeyi ne yapmak? Kabul etmek. Bu la ilahe illallah'ın ilk şartlarından bir tanesi ilim dedik. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki fa'lem ennehu la ilahe illallah. Fa'lem. Ne demek fa'lem? Bil ki. Ennehu la ilahe illallah. Neyi bil? Onun yani Allah'ın kendinden başka bir hak ilah olmadığını, tek hak ilahın Allah olduğunu bil. Demiyor ayet-i kerimede. Kul la ilahe illallah. Evet, la ilahe illallah zikir olarak söylemek zikrin en faziletlerinden. Ancak dille bunu söylemeden önce bir kademe daha var. O da ne? Bilmek. Bugün birçok insanlar gayri meşru olmasına rağmen, yani şer'an izin verilmemiş olmasına rağmen bir araya gelip topluca zikir çekerlerken La ilahe illallah diye kafalarını sallayarak, kimileri zıplayarak, kimileri dans ederek zikir çekerken zikire başlamadan önce bu ayet okuyorlar. فَعَلَمَ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ Ayet-i kerimede ne diyor? Bil ki. Bunlar ayeti öyle bir istidlalle delil ediyor, delil olarak kullanıyor ki sanki ayet onlara diyor ki söyleyin ki. فَعَلَمْ Ayetteki işaret burada bu kelimenin manasını ne yapmaya? Bilmeye. فَعَلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ Günahlarına ne dile? Af dile. İmam Bukhari ne diyor? بَابُ الْاِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ İlim, kavilden ve amelden öncedir. Babı. İlim, öğrenmek, anlamını bilmek, söylemekten ve onunla amel etmekten nedir? Önce gelir. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, İmam Müslim'in sahihinde rivayet ettiği hadise göre, Men mâte ve huve ya'lemu ennehu la ilahe illallah dahalel cenne. Men mâte ve huve ya'lemu. Kim la ilahe illallah'ın manasını bilip bu bilgisinin üzerine ölürse, hani herkesin söylediği, kimin son sözü la ilahe illallah olur hadisleri var ya, sahih hadisler. O hadisleri ne yapmak lazım? Bütün olarak anlamak lazım. Yani la ilahe illallah söyleyip anlamını bilmeden söylemek değil. Yahut da la ilahe illallah'ın gereğiyle amel etmeden dille söylemek değil. La ilahe illallah ilimle söylenecek. Men mate ve huve ya'lemu ennehu la ilahe illallah dahalel cenne. Cennete gelecek olan kimler? Bu la ilahe illallah'ı manasıyla bilip söyleyenler. Manasıyla bilerek söyleyenler. İşte beyitte diyor ilmun ve yakinun. İlmun, yakinun ve ihlasun. Yakin. Ve bu kelimeyi neyle söylemek gerekiyor arkadaşlar? Yakin ile. Şeksiz, şüphesiz bir şekilde söylemek gerekiyor. İlmin zıttı ne? İlmin karşıt anlamı cehalet. Yani bu kelimeyi bilmeden söylememek. Yakinin zıttı ne? Şüphe. Şüphesiz, şeksiz bir şekilde ne yapmak bu kelimeyi? Söylemek. Yüce Rabbimiz diyor ki اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ
Kimdir o müminler? İnnemel müminun. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'a ve Resulüne iman eden müminler kimdir? Onlar ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا Şüphe etmeyenler. İman edip ardından ne yapmayanlar? Bir raybe, bir şüpheye, bir şekke düşmeyenlerdir. Demek ki La ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka hak ilah yoktur. Tek hak ilah odur. İbadetler tümüyle ona yapılır. Ve bunda hiçbir şek ve şüphe yoktur. Ya acaba bütün ibadetleri Allah'a yapsak da başımız sıkıştığı zaman medet ya şeyh desek, yardım et ya şeyh desek diye bir insan şüphe etse ne yapmış olur? Bu kelimenin şartlarından bir şartı yerine getirmemiş olur. Bundan dolayı da bu kelime bundan kabul olmaz. Şek ve şüphe duymaması lazım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim'in rivayet ettiği sahih bir hadiste diyor ki Eşhedü en la ilahe illallah ve enni Resulullah. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki ben Allah'ın Resulüyüm. Peygamberimiz bunu buyuruyor. Diyor ki la yelkallahu biha la yelkallaha biha abdun gayra şakkin fiha illa dakhala'l cenne. La yelkallaha biha abdun. Bir kul Allah'a bu kelimeyle Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu kelimesiyle kavuşursa Allah-u Teala'nın huzuruna bu kelimeyle çıkarsa gayra şakkin şek duymadan, şüphe duymadan. Yani bu kelimeni söyleyerek değil. Söyleyip, manasını bilip hakkında ne duymadan? Şüphe, şek duymadan. Allah'a çıkarsa, Allah'ın huzuruna girerse diyor ki illa dakhalel cenne. Cennete girer. O zaman manasını bilerek iki, yakin ile şek ve şüphe duymadan bu kelimeyi ne yapmak gerekiyor? Söylemek gerekiyor. Bu kelimenin ilk şartı ilim. İkinci şartı yakindir. Üçüncüsü ise el-kabul. Tabi burada ihlas söylemiş. Biz diğer bir şarttaki şeye göre gidiyoruz, sıralamaya giriyoruz. Kabul etmek. El-kabul. Buraya göre de gidebiliriz. İhlas. İhlas yalnızca Allah için söylemek. Riya için değil. Birisi istiyor için değil. Belli bir menfaatleri güderek söylemek için değil. Yalnızca Allah-u Teala'nın rızası için ona ibadet yapılmasının gereklerini bilerek onun için söylemek. Allah-u Teala diyor ki اَلَا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِسِ Halis din ancak kime aittir? Allah-u Teala'ya aittir. Allah Resulü diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Es'adun nasi bi şefaati yevmel kıyame Kıyamet günü benim şefaatim konusunda en çok bahtiyar olacak kimseler, en mutlu olacak olan kimseler Men kâle la ilahe illallah muhlisan min kalbihi Kimlerdir? Kalbinden ihlas ile la ilahe illallah söyleyen kimselerdir. Yani kıyamet günü Allah Resulü'nün şefaatiyle en mutlu olacak olan En bahtiyar olacak olan kimseler, kalbinden ihlas ile bunu söyleyen kimselerdir. Öyleyse, yani durum birçok insanın bildiği gibi değil. La ilahe illallah söyle, ondan sonra da bu dünyadan ayrıl ve cennete gir. Mesele, la ilahe illallah'ı manasıyla birlikte söylemek. Mesele, La ilahe illallah yakin ile söylemek. Mesela la ilahe illallah'ı ihlas ile söylemek. Evet. Ve sıdkuke ma. Bu kelimeyi sıdk ile söylemek. Yani sıdkın karşılığı nedir? Zıttı nedir? Yalan. Yani bu kelimeyi insan söylerken muhakkak kalbinden sıdk ile söyleyecek. İhlas ile söyleyecek ve sıdk ile söyleyecek. Yani bunu yalan yere söylemeyecek. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Mâ min ahadin yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu sıdkan min kalbihi illa harramahu alennâr." Hiçbir kul, hiçbir kimse olmasın ki kalbinden sıdk ile
Bakın şart geldi hadiste. Kalbinden sıdk ile la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesin ve bu adama ateş haram olmasın. Yani cehenneme girmez diyor Allah Resulü. Ama hangi şartla? Kalbinden bunu neyle söyleyecek? Sıdk ile söyleyecek. Bu yalan olmayacak. Dördüncü şartı ve sıdkuke ma'a muhabbetin. Muhabbet. Beşinci şartı muhabbet. Yani bizler Allah'ı seveceğiz bu kelimeyi söylerken. Yüce Rabbimizi seveceğiz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi de seveceğiz. Allah-u Teala'nın ve Resulü'nün emirlerini de seveceğiz. Kalbimizde bir sevgi olacak Rabbimize karşı. Diyeceğiz ki Rahman olan, Rahim olan bir yaratıcımız var. Bizi başıboş bırakmayan bir mabudumuz, ilahımız var. Bizlere bunu takdir etmiş. Bizlere bunu nasip eylemiş. Bizlere bunu emretmiş. Ne mutlu bizlere. Eğer kalbinizde bunu hissediyorsanız, sevgi varsa, Allah'ın emirlerine karşı bir muhabbet varsa, bilin ki la ilahe illallah yerini bulmuş. Ama bir ağırlık varsa, bir sıkıntı varsa, o zaman kendimizden şüphe etmeliyiz. Geçen bir yerde okudum. Çok hoşuma gitti. Diyor ki bir zat, geçmiş selef ümmetin, geçmişteki alimlerin, Allah'ı seven, Allah'ın da kendilerini sevdiği toplulukların, Yüce Allah'ın kelamına olan ayırdıkları vakti anlamaya çalışırdım. Günde 10 saat, 8 saat Kur'an okuyan, 3 günde bir, 7 günde bir hatim eden insanlar var idi. Bunları anlamaya çalışırdım. Bu yani nasıl bir iş? Bir insan bir şeye odaklanarak günde 8-10 saat, 15 saat onunla nasıl biri olur? Beraber vakit geçirir. Onu diyor çok anlamaya çalışırdım. Ne zaman ki diyor bu çağın insanların cep telefonuyla olan ilişkilerini, bağlarını görünce o zaman anladım. Demek ki mümkünmüş diyor. Yani bugün gençler var. 8 saat, 10 saat hiç kalkmadan bilgisayarın başından oyun oynayabiliyor. İnsanlar var cep telefonundan sadece uykuda ayrılmaya çalışıyor. O hala yanında beraber. Demek ki bu mümkün. Yani bu cep telefonuyla mümkünse, bilgisayarla, internetle mümkünse insanın ayrılmadan bir şeye odaklanarak vakit geçirmesi, gerçekten Rabbini seven, Allah'ın kelamını seven insanın da bu kadar saat Allah'ın kelamıyla birlikte olması, ona odaklanması da mümkün. Diyor, o zaman anladım diyor. Dedim ki diyor, demek ki bu mümkündür. İşte bir insan severse, o zaman o sevdiği emirler, sevdiğinin emirleri kendisine ne gelir? Çok hafif gelir. Çünkü kendini yaratan ona bunu emretmektedir. Allah Teala buyuruyor ki ve minen nasi men yettahizu min dunillahi endada. İnsanlardan kimleri vardır ki Allah'a eşler edinirler. Yuhibbunhum ki hubbillah. Bu edindikleri eşler, Allah'a denk tuttukları eşler, eşleri, denkleri, şirk koştukları ilahları Allahu Teala'yı sever gibi severler. Demek ki Allah Teala bu ayette bizden ne istiyor? Veya bize neyi öğretiyor? Muhabbeti öğretiyor. Sevgiyi öğretiyor. Öyle bir sevgiyle Allah-u Teala'yı seveceğiz. Ve Allah'ın dışındakileri de o kadar sınırlı ve kısıtlı seveceğiz ki o Allah'ın dışında sevdiklerimiz, anamız, babamız, kim olursa olsun, bunların sevgisi Allah'ın sevgisiyle bir olmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisiyle bir olmayacak. وَنْقِيَادْ Diğer bir La İlahe İllallah'ın şartı da, yedinci şartı da elim dedik, yakın dedik, ihlas dedik, sıdk dedik, muhabbet dedik, inkiyat. Altıncısı da inkiyat, boyun eğmek, itaat etmek. Bu kelime sana La İlahe İllallah söylemenle birlikte yalnızca Allah'a ibadet etmeni gerekli kılıyor. Bir şey istediğin zaman yalnızca ondan istemeni gerekli kılıyorsa bunu uygulayacaksın. Günde 5 vakit namaz kılmanı bu kelime gerekli kılıyorsa buna boyun eğeceksin. Eğer eğmiyorsan
İtaat etmiyorsan buna demek ki bu kelimeyi ne yapmadın sen? Kabul etmedin. Hakkıyla söylemedin. Bu kelimenin söylendiği zaman, manası bilindiği zaman gerekleri var. Kulun üzerine yüklediği ilzam, sorumluluklar var. İşte bunlara itaat etmek zorundasın. Bunlara itaat etmediği sürece, boyun eğilmediği sürece bu kelime ne anlamına gelir? Anlaşılmamış ve kabul edilmemiş anlamına gelir. Vel kabul leha. Ve bu kelimeyi ne yapmak? Kabul etmek. İnnehum kânu izâ kîle lehum la ilahe illallah yestekbirûn. Müşriklere la ilahe illallah dendiğinde ne yaparlardı? Kibirlenirler. Bu kelimeyi söyledikten sonra insanın hiçbir kibri olamaz. Bu kelimenin gereği olan ne emrolunduysa tamam. Semi'na ve ata'na. İşittik ve itaat ettik. Müminin söyleyeceği tek bir söz vardır, budur. Allah ve Resulü bir şey emrettiği zaman semi'na ve ata'na. İşte ilmun, yakinun ve ihlasun ve sıdkuka ma'a muhabbetin ve inqiyadun vel kabulü leha. 7 şart. Ve zide saminuha. Burada Şeyh Sa'd bin Atik rahimahullah bu şartlara, 7 şartta bir tane daha ekliyor. Diyor ki ve zide, şöyle bir beyit söylüyor. Ve zide saminuha el kufran minke bima sival ilahi minel eşya'i kad ulliha. 8. şart da Allah'ın dışında ibadet olunan, tüm ibadet olunan ilahları reddetmen, inkar etmen, tanımamandır. Bu da çok önemli bir husus. İbadetin yalnızca Allah'a yapılması gerektiğini ispat ederken, onun dışında ibadet olunan bütün ilahları da ne yapacaksın? Kalbinden nefretle inkar edeceksin. Bunların hepsine buğz edeceksin. Ki bu kelime ne olsun? Senden kabul olsun. Tabii yani şu soruyu sorabiliriz. Hocam bu 7 tane şartı, 8 tane şartı Müslümanların %1'i dahi bilmiyor. Mesele bu 7 tane, 8 tane şartı oturup ilim, inkiyat, yakin, ihlas, sıdk, muhabbet, kabul bu şekilde saymak değil. İnsanların bunu mana olarak bilmesi. Yani la ilahe illallah diyorsa la ilahe illallah'ın manasına cahil olmadan söylemez. Adama sorduğun zaman la ilahe illallah ne demek? Adam diyorsa ki Allah'tan başka yaratıcı yok. Demek ki bunun la ilahe illallah ile manası ile ilgili neyi var bu adamın? Bir bilme, cahilliği var. Yahut adam diyorsa ki ya tamam hani böyle güzel de ben bunu kabullenemiyorum. Diyorsa bunun la ilahe illallah'la problem var. Yani bu 7 şartı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye saymak zorunluluğu yok insanların. Ama içermiş olduğu manalar olarak kalpte insanlarda bu şartların ne olması lazım? Gerçekleşmesi lazım. Yani adama dediğin zaman gel şurada bir mübareğin türbesi var. Orada insanlar kurban kesiyor. Sen de bir tane kurban kes dendiği zaman Subhanallah. Nasıl olur böyle bir şey? Bu bir ibadettir. İbadet yalnızca Allah'a yapılır. La ilahe illallah demiyoruz mu biz? Allah'tan başka ilah yok mu demiyoruz biz? İbadet yalnızca Allah yapılır. İhlaslı olmak lazım diyorsa bu adam bu şartları ne yapıyor? Biliyor demek. Velev ki 7 tanesini oturup böyle ne yapamasa da? Sayamasa da. Mesele bundan ibaret. Müellif devamla diyor ki rahimahullah وَلَكِنَّ الْمُرَادَ قَوْلُهَا مَا مَعْرِفَتِهَا بِالْقَلْبِ Kelimenin, kelime-i tevhidi muradı, kastolunanı, bundan kastedilen şey مَعْرِفَتُهَا بِالْقَلْبِ Kalple bunun manasını ne yapmak? Bilmek. وَمَحَبَّتُهَا Bu kelimeyi sevmek. Yani bu kelimeyi söyleyince kalbinde bir sevgi olacak, coşacak. İbadetin yalnızca onun, yani onun hak ettiğini bilmek sana bir mutluluk verecek, bir sevgi verecek. Allah'ın emirlerine karşı bir itaat, bir huzur olacak. Şimdi kim insanlar var, Ramazan gelir, sevinir, mutlu olur. Elhamdülillah Ramazan gelir. Kim insanlar da vardır ki yahu yine geldi bu, ne çabuk geçti bu 11 ay. Gibi bakar olaya. Onun için bu kelimeyi sevmek ve muhabbeti ehliha, bu kelimeyi sevenleri de sevmek gerekir.
Süfyan'ın Sevri'nin dediği gibi. Sen diyor eğer dünyanın bir ucundaysan, en doğusundaysan, eğer sana dünyanın en batısında bir adamdan haber gelir, Ehl-i Sünnet'ten olduğuna dair, birisinin orada olduğunu duyarsan, ona diyor selam söyle. Çünkü diyor Ehl-i Sünnet çok az. Yani La ilahe illallah bilen insanlar, gereğince amel eden insanlar çok az. Allah'ı sevmek gerekir, Resulü'nü sevmek gerekir ve bu Allah'ı ve Resulü sevenleri de sevmek gerekir. Bu kelimenin kulağa getirdiği haklardan bir tanesi. Adamın karakterinden, oturmasından, kalkmasından hoşlanmayabilirsin. Ama adamın bu kelimeye olan sevgisi senin onu sevmeni ne yapıyor? Zorunlu kılıyor. Ve buğdu men halefehe. Ve bu kelimeye muhalefet edene de buğz edeceksin. Onlardan nefret edeceksin. Velev ki böyle tertemiz gözükse de, çok kibar da olsa, hediye veren bir insan da olsa, biliyorsun ki bu adam La ilahe illallah'ı ne yapmış? Çiğnemiş. Allah'la birlikte başka ilahlara ibadet ediyor. Başkalarından medet umuyor. Başkalarından yardım istiyor. Bu adamı görünce tüylerinin böyle ne olması lazım? Dikilmesi lazım. Elbette ki bu adama olan bir sorumluluğun var. Nasihat sorumluluğu. Gideceksin, anlatacaksın. Ama diğer o hoşlanmadığın yani hareketlerinden, tavırlarından hoşlanmadığın adamla bu adam ne olamaz asla? Bir, olamaz. İşte öyle diyor müellif. Bu kelimeyi bileceksin, seveceksin ve seveni de seveceksin. Ve bu kelimeye muhalefet edeni, bu kelimeye düşmanlık edeni de buğz edeceksin. Ona ne yapacaksın? Nefret edeceksin. Kemâ kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Zira nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Men kâle la ilahe illallah. Kim la ilahe illallah derse, muhlisan, ihlasla dersin. Yani bu şart önemli. İhlasla söylemek neyi gerekli kılıyor? İbadetin yalnızca Allah'a has kılmasını gerekli kılıyor. Dua edeceksen yetiş ya Rab diyeceksin. Bir şey isteyeceksen bunu bana nasip et ya Rab diyeceksin. Fe fi rivayet, bir rivayette de halisan min kalbihi. Kalbinden ihlasla kim söylerse bunu. Ve fi rivayet sadikan min kalbihi. Bir rivayette de kim kalbinden sıdk ile, az önce geçti rivayetler, söylerse. Ve fi hadisin ahar, başka bir hadiste de men kâle la ilahe illallah, kim la ilahe illallah derse. Ve kefere bima yu'bedu min dunillah. Ve Allah'ın dışında ibadet olunanlara da küfür ederse, inkar ederse. Ne olur? Cennete girer. Demek ki rivayetler bir araya geldiğinde ortaya ne çıkıyor? Bu kelimeyi böyle eline alıp, günde 5000 tane la ilahe illallah, la ilahe illallah deyip, başı sıkıştığı zaman yetiş Abdülkadir Geylani diyen adama bu kelime fayda vermez. Adam gece kalkıyor, 5000 defa la ilahe illallah, la ilahe illallah diyor. Manayı bilmiyor. Manayı bilmediğinin en büyük göstergesi medet ya şeyh diyor, himmet ya şeyh. Yetiş Abdülkadir Geylani diyor. Başını sıkıştığı zaman kabir ashabından yardım isteyin diyor. Halbuki la ilahe illallah bunun tam zıt. Yani la ilahe illallah demek, anlamını bilerek söylemek demek, bunların hepsini yapmak demek, reddetmek demek. Yahut da şirki bilerek işleyen, kabul eden adamın la ilahe illallah reddetmesi demek. Mesela Mekkeli müşriklere la ilahe illallah dendiğinde Mekkeli müşrikler şirki biliyorlar, tevhidi de anlıyorlar. La ilahe illallah'ın ne manaya geldiğini biliyorlar. Ve izâ kîle lehum la ilahe illallah, kendilerine la ilahe illallah dendiğinde Mekkeli müşrikler ne yaparlardı? Yestekbirûn, kibirlenirler. Yine Allah-u Teala buyuruyor ki onlar şöyle derler. اَجَعَلَ الْآلِهَةَ اِلَٰهًا وَاحِدًا. Yani tek yardım istenecek, tek yetiş denecek, tek ibadet edilecek ilahın tek bir olduğunu mu söylüyor mu peygamber? Bu adam. هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Bu ne acayip bir durum derler. Yani Mekkeli müşrikler şirkin ne olduğunu biliyorlar. Davet olundukları kelime-i tevhidin ne olduğunu biliyorlar. Karşılığında koydukları tepki bu. Ne acayip bir durum. Bütün ibadet olunacak, olunan, yardım istenen, kurban kesilen bu ilahlar nasıl olur da bire indirilir? Nasıl olur diyerek bunu ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. İşte müellif rahimahullah bizlere burada bunu zikrediyor ve diyor ki İlâ gayri zâlike minel ahadîs. Bu eddâlleti alâ cehâleti ekterin nâs bihâzihi şehâde. Bu ve buna benzer hadisler ortaya koymaktadır ki maalesef insanların birçoğu, bugün de böyle bu,
bu kelimenin anlamından cahil olarak yaşamaktadırlar. Şöyle bazen bazı kardeşlerimiz merak edip insanlara soruyor böyle. Anketvari bir şey yapıyorlar. La ilahe illallah manası nedir diye soruyorlar. Yani %70 manasının ne olduğunu bilmiyor. %25'i de biliyor olduğunu bildiğini zannediyor ama yanlış bir mana veriyor. La ilahe illallah Allah'tan başka ibadet olunacak hak bir ilah yoktur. Tek hak ilah kimdir? Allah-u Teala'dır. Bu hafta bu bölümle yetiniyoruz. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.